mutfakta da Şefika Günyel. Pazartesi pazartesi. Ya iyi bir haftaya iyi bir şekilde başlamak aslında... Değil mi? Ne kadar güzel, çok enerjik ben, oluyoruz. Ben yürüyerek başladım bu haftaya. Böyle süper güzel geliyor bana. Bugün ben de yürüdüm. Yürüdün mü? Bugün ben de yürüdüm. Çok açık havada yürümek inanın daha çok kilo kaybına neden oluyor. Açık hava çok önemli. Bedava. Bedava yürüyün ya. Vallahi şahane. Neler yapıyoruz Şefika bugün? Bugün tam bir gün menüsü yapıyoruz Derya Hanım. Aa, evet, bir kurabiye yapıyoruz. Gün menüsü yani kabul günü. Kabul günü menüsü yapıyoruz. Kabul günü bugün. Menüsü, evet. Bugün güzel kremalı bir kurabiye yapıyoruz. Hatta bunun güzel bir ismi var ama burada söyleyemiyoruz. Şimdi böyle iki kat bisküvi yapacağız. Onların arasına bir krema süreceğiz. Daha sonra pastane simidi yapacağız. Ve bulgurlu bir patates salatası yapacağız. Bugün böyle misafirlerine bayanlara... Bulgurlu patates salatası nasıl? Evet. Bulguru ıslatacağız, patatesi haşlayıp ezeceğiz, yeşilliklerle birleştireceğiz, böyle köfte gibi sıkıp öyle servis edeceğiz. Ay çok güzelmiş. Galiba bunu hatırlıyorum. Eskiden yapılırdı bu. Çok yapardık. Eskiden yapar mıydık? Yapardık. Çok eski bir tarif bu. Aa. Eskiden böyle hani bir ara 80'ler yapıyorduk ya Derya Hanım, onlardan kalma gibi sayılabilir. Evet, ben hatırlıyorum. Bir ara çok modaydı. Ben bile yapardım. Yani tabii Faruk. Sen benim kabul günüme bir gelseydin. Ne çeşitler, ne çeşitler. Allah bugün Allah. Bugün sıkarak Allah. Yapacağım ama eskiden biz onu böyle yuvarlak yapıp ortasına bir de zeytin batırdık. Belki öyle hatırlarız. Evet. Hanımlar öyle hatırlar. Güzel. Hadi başlayalım. Şimdi kurabiyemiz için 4,5 bardak unumuz var. 250 gram tereyağımız var. Bir bardak pudra şekerimiz. Bu kurabiyede kabartma tozu yok. Yanılmasın hanımlar. Unutuldu zannetmesinler. Kabartma tozu yok. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız var. Bunu güzel bir şekilde yoğuracağız. Daha sonra ince yarım santim kalınlığında açacağız. Ve yuvarlak bir şekilde keseceğiz. Fırın tepsimizde dizeceğiz. Gösterelim bardağı. Evet. Şöyle bir şey. Şöyle tamam. Bir yuvarlak. Bardak olur, herhangi bir kalıp olur. Önemli olan yuvarlak olması. Bunu daha sonra tepsimizde dizdikten sonra üstlerine çatalla delikler açacağız ki kabarmasınlar. Bisküvi gibi kalabilsinler. Daha sonra 175 derecede hafif pembeleşene kadar pişireceğiz. Daha sonra aralarına krema süreceğiz, onu gösteririz. Kremalı kurabiye bu. Evet. Evet öyle yazıyormuş zaten. Ben niye şimdi okudum? Süper güzel bir şey. Bu da yapmadığımız yapmadık bir şey son zamanlarda. Bu da eski bir tarif aslında. Bayağı eski bir tarif. Eskilerde yapardık ama işte bu ara pek yapmıyoruz. Evet ben dün gece oturdum televizyonda. Saat 12 civarları ya da yarım civarlarıydı. Home TV'de şey izledim. Kek yapımları izledim. Kek savaşları. Kek savaşları değil. Bir sarı saçlı bir düz saçlı bir tamam. Şeyini olasın. Bir şey evet. Anladım ben. İzliyorum evet, ben. Anla olasın mı? Neyse. Hayır, o kadar güzel anlattı ki. Sen burada anlattın bize o kekleri. Hı hı. Ama şimdi ben programı sunarken bazı detayları kaçırabiliyorum. O kadar güzel öğrendim ki vallahi insan demek ki televizyondan bir şeyler öğrenebiliyor. Bir şeyler öğrenebiliyor. Evet. Çok bayıldım bayıldım o kadar güzeldi. Belki benim gibi izleyenler vardır. Ali çok şanslı diyenler var. Ali'nin babaannesi bu işleri yaptığı için yani yapmasaydım yapar mıydım bu kadar bilmiyorum. Yine yapardınız da. Ama elimizde tabii ki materyal malzeme hepsi olduğu için daha kolay fikrimizi uygulayabiliyoruz. Bir de böyle bir program yaptığımız için sizlerle paylaşıyoruz. O da güzel olduğunu düşünüyorum. Herkes fikri çok beğenmiş. Şimdi Şefika, deminki yaptığın şey ben sonra hatırladım. bir şey nokta nokta prens. Evet. Hani arasında aynen. Çikolata var böyle. Aynen. Söyleriz. Evet. Neyse. Şimdi bu ne? Bu simit. Pastane simidi. Pastane simidi yapıyoruz. Pastane simidi yapıyoruz. Bayılırım. Çok güzel olacak zaten. Ama gerçek simide daha çok bayılırım. Gerçek simit de yapalım bir ara. Yapalım onu Cemal Usta yapardı. Allah rahmet eylesin. Evet pastane simidinde neler oluyor Şefika? 4 bardak unumuz var Derya Hanım. 4 bardak unumuzun içine 1 su bardağı ılık suyumuzu koyuyoruz. Tamam. Bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağımızı koyuyoruz. 3 tatlı kaşığı şekerimiz. Bu arada kurabiyelerimiz de fırında pişiyorlar. Çok güzel. Bir tane yumurtamız. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. Ve bir paket mayamız. Ben mayaları genelde eritmeden kullanıyorum. Hı. Artık izleyicilerimiz de biliyor. Bu hamurumuzu birazdan mayalandıracağız. Zaten stüdyomuz sıcak, 15 dakikada mayalanacak. Daha sonra pekmezle bir su hazırlayacağız. Susama bulayacağız ve fırına koyacağız. Tam 8 tane simidimiz olacak. Bu malzemeden? Evet.
Aa, cumartesi, pazar kahvaltılarına yapılabilir çocukların yanına. Arasına kaşar peyniri, beyaz peynir, domates koyup misafirlerimize, bir de çok çabuk hazırlanabildiği için çok da pratik. Evde olması çok daha güzel. Tabii. Çok güzelmiş malzemeleri. Malzemede de hiçbir şey yok. Zeytinyağı konuyor, gayet güzel. Süper, süper Şefika. Eline sağlık. Of, kurabiye bir harika oldu. Ellerine sağlık, gerçekten çok güzel. Arası çikolata kreması sürülmüş, evet. Kurabiyeler. Bunu anneler yapmak isteyecektir tahmin ediyorum. Çok da güzel oldular. Ya, ellerine sağlık. İsterlerse çay bardağıyla falan kesip daha minik minik de yapabilirler. Nasıl yok, isterlerse. Bu güzel ya, bu boyut çok iyidir. Evet. Şimdi ev yapımı simit. Özellikle biz simit yaptığımız zaman yurt dışındaki izleyicilerimiz bu tarifi kaçırmıyorlar. Evet. Simit özlemiş oluyorlar. Gerçi onlar öteki simiti özlüyorlar çok ama bu pastane simiti de oralarda da olmuyor. Olmuyor, doğru söylüyorsunuz. Evet Şefikacığım. Şimdi hamuru 8 parçaya böldük. Ve daha sonra şöyle hafif kalınca bir silindir haline getirdik. İki ucunu birleştirdik, hafifçe de sıkıştırdık fazlacığını açılmasınlar diye. Yarım bardak suyumuzun içine 2-3 yemek kaşığı pekmez koyduk. Hamurumuzu bu pekmezli suya batırıyoruz. Öbür normal sokak simiti de böyle yapılıyor. Aynen, evet, aynen öyle. Daha sonra çıkartıp susamımıza batırıyoruz. Ay, çok güzel. Bu fırından çıktıktan sonra sıcak sıcak arasına kaşar peyniri, beyaz peynir. Evet. Şimdi deminki konuyla ilgili seyircilerimiz diyor ki, yani kaç anne bunu yapabilir? Yani illa özel derse götürmek değil, bir fikrimizin dahi bir olay karşısında fikrimizin olması, tabii ben bunu önemsiyorum. İlla herkes çocuğu havuza götürsün demiyorum. Evet. Şöyle ki anneler mutlaka bir yazlığa, bir yerlere, bir akrabanın yanına, bir biçimde bir çocukları bir denize götürme telaşı oluyor. Deniz içinde, denizde de çocuğu alıp denizin içine daldırmak değil, çocuğa denizde bu hareketleri bu şekilde yaptırmak dahi güzel bir şey. Tabii ki yapamayanlar vardır ama bir fikrimizin olması da, illa her şey yapacağız diye bir şey yok. Bir fikrimizin olması dahi güzel bir şey. Buyurun Sibel Hanım. Keşke biz de daha önce bunu bilseydik. O kolik olduğu zaman bir büyük kovanın içine su koyup ılık su. İşte biz onu yapıyoruz. Çocuğu şöyle şöyle yapmak bile çok büyük bir şeymiş. Bunu öğrenmek bile çok büyük bir şey bence. Evet, suyun sıcaklığını ayarlayıp o kovaya çocuğu sokup çıkartıyorsunuz. Ama bu kova sadece ve sadece çocuk için kullanılacak. Başka hiçbir şeyle kullanılmış bir kova olmamalı. Ki zaten evlerde öyle yapılıyor. Yaptığımız yanlış hareketler bazen çocuğun sudan nefret etmesine sebep oluyor. Evet, yani bence ben bunu öğrenmiş oluyoruz. Önemsedim. Öyle düşünmeyin. Yani tabii ki herkes her şeyi yapamaz yani. Ben de alıp şimdi kursa götüremem bebeği. Yani o ayrı bir şey. Ama götürenler, isteyenler için iyi bir fikir. Oradaki hareketleri görmek de genel manada bir bilgidir. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi bulgurlu patates salatası yapıyoruz. 4 adet büyük boy patatesimiz var. Onları haşladık, ezdik. Daha sonra 2 çay bardağı bulgurumuz var, ince bulgurumuz. Onu da 2 çay bardağı suyla ıslattık ve şişirdik. Şimdi bunları birleştireceğiz. Hemencecik pişiyor bulgur. Hemen, çok güzel hemencecik bir şey. Pişiyor. Evet. Birazcık kabımızı küçük tutmuşuz ama onu hallederiz. Daha sonra bunun içine biz kimyonumuzu, pul biberimizi, karabiberimizi koyacağız. Hı hı. Baharatını biraz bol tutuyoruz. Baharatla bulgurla çok yakışıyor. Şöyle de baharatlarımız da burada. Pul biberimiz, kimyonumuz, karabiberimiz ve tuzumuz var. Evet. 2-3 diş ezilmiş sarımsağımız var. Of. Aslında taze sarımsakla da inanılmaz güzel oluyor ama şimdi mevsimi değil maalesef. O yüzden ince kıyılacak. İnce kıyılacak. Zeytinyağımız var. 2-3 yemek kaşığı kadar. Güzel. Limon suyumuz var. 1-1,5 limon suyu ekşiliğini sevdiğimiz miktara göre ayarlayabiliriz. Bunları bu şekilde yoğurduktan sonra içine dereotumuzu, maydanozumuzu, rokamızı ve taze soğanımızı incecik kıyacağız ve şekillendirip servis yapacağız. Bravo. Şefika çok güzel. Bu da unutulmuş evet, eski tariflerimizden bir tanesi. Eski bir tarifi canlandırmış oldun. Yapanlar vardır tabii ki her zaman. Ama ben mesela bunu unutmuştum. Bunu
Yapmayı isterim. Çok güzel. Hem de çok lezzetli yani kısırın, oluyor. Kısırın patateslisi. Patatesli hali. Servisi kolay. Servisi de kolay. Tek tek servis edebiliriz. Aynen, çok güzel.